First time in Bogota. Good morning, ladies and gentlemen. Güney Amerika'ya gidiyoruz. Bogota. Hala kayıttayız. O yoldan gelmeyin dedim. O yoldan gelmişler. Sırada yolda kalıyoruz. Global bir yarışmaya katılacağız. Burada o kadar çok insan var ki. Rakip takımı yok ediyor. Küçük bir hangover yaşıyorum. Gözümden belli oldu. Teleferik oldu. We take the risk, it's okay. We are church, it's okay. Hayat yok. Merhaba Türkiye, merhaba Omega. Açık mıyız? Yes, kayıtta. Şu kameraya alışmam biraz zor olacak ama Omega ile birlikte ben ve Bilge Su Kolombiya'ya gidiyoruz. Bilge Su'yu da yakalalım. Kendi sosyal medyası için içerik üretiyor. İçerik reis. Bak böyle geldim sana. Nikotin bandını yapıştırdık. Çok heyecanlıyım. Akıyor, evet. Çok heyecanlandım. Şimdi, olay şu. olay şu. Güney Amerika'ya gidiyoruz. Kolombiya'da yağmurun altında bol koşturmacalı bir gezi bizi bekliyor. Evet. Omega ile birlikte birazcık eğlenmeye gidiyoruz. Birazcık. Neydi şeyimizin adı? Ne? Lucha Libre. Çok karışık bir ismi var. Güreş arkadaşlar. Güreş. Güreşli. Bol eğlenmeli. Bol eğlenmeli. Bol güreşli. Bir gezi bizi bekliyor. Yiyelim. Yiyelim. Bakalım beyan aldı. Kahvemizi içtik. Ay çok heyecanlıyım ya. Zaten Bilgi diyor biz hani uyuruz falan diye düşünüyoruz. Yok ben gelirim. Ben uyuruz. Yanınıza çık gelip aynen biraz yürüyüşe çıkaracağım için. Tabii. Herkes bayılmış o sırada benim. Bugün benim retro bu zaten. Bütün gün şanslı. Benim hayatım retro. Sana anlatsam gerçekten. Günlük değil yani. Artık dinleyeceğiz hep beraber. 14 saatimiz var sende. Hayat hikayesinden başlarız. Dönüş. Dönüşte sen yoksun. Yokum ben. Tüh. Ama daha 3 gün beraberiz. 3 gün Bilge'nin hayat hikayesini dinleyeceğiz. Bobo film izleteceğiz Bilge. Bu arada kısa filmi Fark Diskini getirdim. İzleyeceğiz onu izleyeceğiz. Şey yapacağım. Rav Kat'a başlayacağım diye. Kabakuzu'ya. Gerçekten bunu Kolombiya'da mı yapacaksın? Ya 14 saatim var ya, çok da yapacak şeyler. Belki ona biraz başlarım. Kült filmleri izlemek. Kült filmleri. Edit yapmak. Aynen. Ondan sonra uyuyacağız. Uyuyabilirsek. Şeylerimiz aynıymış. Göz bantlarımız aynıymış. Aynen. Saten. Bu kadar uzun uçmadığım için biraz heyecanlıyım. Hatta heyecandan uyuyamadım. Bir saat uyudum. Sen bak bir saat uyuma cesaret işi bu arada. Gerçekten. Ben hayır düşünsene kalktım o zaman. Ama ben sizi uyandıracaksınız herhalde. Nasıl uyandıracağız? Arayarak. Yani ben uyanmazdım. Hayır yok ya. Ben 20 evin tane alarm kurdum. Evimi basmanız gerekiyordu. Zaten evine gelirken dağa çıktı. Ay evet ama o yoldan gelmeyin dedim. O yoldan gelmişler. Araba yolda kalıyordu. Evet abi bir de bir çıkamadı. Ben dedim ki ya şu yoldan ya şu yoldan gelin. En kötüsünden gelmişler. Ve onu ben hesaplayarak söylemiştim. Mükemmelsiniz. Ama aynen. Ne güzel. Ve vlog kameram. Ve arkadaşlar bu yüzeyin yanmadığını, ıslanmadığını biliyor muydunuz? Yapışmadığını. Asla bir şey olmayan. Çok iyi. Siz de maskelerinizi görün. Çözümce evet ya. Şöyle bir şey yapmayacağız. Bakacağız o maskeleri. Sen de şey güreşir. Zaten ya olayımız ring bu arada. Evet. Ve güreşeceğiz yani. Tamam okey.
Karşılıklı konuşuyoruz. Kamerayı. Heyecanlı mısınız Bilgi Hanım? İlk defa mı çıkıyorsunuz yurt dışına? Çıkıyor şey mi? İnterviyor mu? Ay, biz çok blokladık ya. Kusura bakmayın. Şimdi uçağa bindik. Çok merak ediyorum 14 saat nasıl geçecek. Bayağı da full uçak bu arada. Ben biraz boş olur belki yatarım burada falan diye düşünüyordum ama dolu yani. Bir yanım boş. Ama onun yanında biri var. Küçük bir paket açılımı. Good morning ladies and gentlemen, I'm Dave Children. As a Starlines member, we would like to welcome you aboard the Turkish Airlines and Copa Airlines coach here flight to Bogota, El Dorado International Airport. My name is Alper Unay, I am the cabin chief. Will you please stop you during change of flight? You ship us a flight. Uzun uçuşunuz nasıldı Bilgi Hanım? Her şey yolunda mı? Yolundaydı. Hi, you're welcome. Thank you. Güzeldi, bir aç kaldık ama değil mi? Aç kaldım. 9 saat ya, ben gelmeden pide yedim. Valla ben gidip sandviç ve kek yedim. Sabahın altında kuşbaşı kaşar. İnanılmaz. Kaydı yani. Ben işte bir kahvaltı yaptık 11 gibi. Sonra ben hani 3 kere falan yemek verirler diye düşündüm 14 saat. Yok. Sonra gidip 2 tane sandviç yedim. Açlıktan öleceğim ama başım ağrımaya başladı. Sonra şey 2 saat sonra yemek geldi. İyiydi güzel. Uyuyabildin. Uykun aldım. Uyudum. Ara ara uyudum. Ara ara dizi izledim. Jet lagimiz yok. Onu evet. Bilmiyorum nasıl yaşanıyor. Hava güzel. Hava çok güzel. Hava bayağı iyi. Sadece evet, bir böyle kafa açıyor. Garip geliyor şey olarak. Sanki böyle... Ben sanki böyle farklı bir kıtadayım gibi. Uzak bir yere gitmişim gibi. Nasıl hissettiğimi anlatamıyorum ama muhtemelen ya basınçtan ya da rakımdan bir böyle içimde özellikle nefes alırken sanki böyle daralıyormuşum gibi hissediyorum. Ama birazdan geçecek herhalde. Benim de alerjim geçti ilginç bir şekilde. Bak. Tuttu. Uçakta çok kötüydüm. Aa. Yani şu temiz havayla yok. Her şey kesildi. Ama çok soğuk değil mi bu? Evet. Dondum bir ara. Ya soğuktum. Ben tabii ki omega polarımı giydiğim için biraz daha şanslıyım. Bir ara benim o kadar tuvaletim geldi ki kemer, türbülanstan kemer şeyi vardı. Aynısını yaşadım. Adama diyorum ki ben gidebilir miyim ne olur. 3 kere sordum en son tamam git ama dikkat et dediler. Bana da aynı şekilde kalktım mı gittim izin vermediler falan. Yoksa altıma yapacağım yani. Aynısını yaşadım. Sonra hiçbir şey içmedim. Ben bari kahve içmedim dedim. Kahve inmeden ben de içtim. Bindim 10 saat uyudum. Sana şöyle bir uyandım. 10 saat nasıl? Dedim 10 saat olmuş ya. Oha. Sonra dedim bu saatten sonra artık uyumayayım. Bir şeyler falan izledim. First time in Bogota. İlk şey görüşümüz şu anda sokaklarını falan. Evet. Geçtik aslında. Dağ manzarası falan vardı. Onları göremediniz şu an. Ama böyle. Kapı
kapatmaya bir kere de, bir kere basınca kapanıyor mu direkt? Yoksa bir kere basınca. Kayıtta mı? E bastım az önce. Hala kayıttayız. Selam. Kolombiya'dayız. Peki neden buradayız? Size hemen kısaca anlatıyorum. Biliyorsunuz biz Instagram'dan da görmüşsünüzdür belki. Kıvancı'nın başlattığı tarif challenge'ını bayağı bir ileri taşıdık. Ve ta buralara kadar geldik Olmega ile beraber. Bugün de Kolombiya'dayken global bir yarışmaya katılacağız. Burada işte Şili'den, Çin'den, Kolombiya'dan, Türkiye'den biz. Ve izleyiciler böyle 2000 kişilik falan, çok güzel büyük bir yarışma olacak. Bu yarışmada da Rudos ve Teknikos diye iki takım var. Ben Teknikos takımındayım, Kıvanç da Rudos takımında. Bu takımların yaptığı tarifler yarışacak ve oradaki 2000 kişi bu tariflere göre kazananı belirleyecek oy vererek. Kazanan da bu arada Meksika'ya gidecek. Çok heyecanlı bir 3 gün olacak. İnanılmaz güzel böyle insanlarla tanışacağımız, kendi tariflerimizi yapacağımız, böyle yaratıcı olabileceğimiz çok güzel bir 3 gün olacağını düşünüyorum. Rakım olarak 2000 falan olduğu için Bogota'dayız şu anda. Çok ses var. Sororoche denen bir altitude sickness varmış. Ya yüksek rakımdan kaynaklı, yüksek seviyede bulunmaktan kaynaklı bir hastalık gibi. Yani hastalık değil ama rahatsızlık diyeyim. O yüzden böyle nefes almak falan bazen zor olabiliyor. Bir de Montserrat Dağı'na çıktığımızda düşünürsünüz. O da 3000 metre falan. O yüzden jetlag artı rakım. Alışmaya çalışıyorum Bogota'ya. Ama şimdilik çok güzel her şey. Bir de eventi görün siz, bakalım neler olacak. Hoş bulduk. Büyük bir gruplayız. Kaç kişiyiz? 20-30 kişi falan. Kalabalık bir grup. Yemeğe gidiyoruz. Biraz enerjileri toplayacağız. Herkes yorgun aslında ama ekibin... Beni tanık hangi ya? Herkes... Ay ben bir de İspanyolları çok... Gerçi İspanyol yok. İspanyol'da konuştukları için evet, İspanyol diyorum ama Latinleri değil. Latinlerin enerjisi ya. Yani. Evet ya, zaten direkt değiştiriyor bütün modu yani. Birazcık bağırıyorlar ama. Olsun, alışkınız. Ben çok seviyorum. Keşke azıcık bilseydim diyorum. Öğren. Bana, 2 dakika. İngilizceye çok benziyor bu saat. Yani. Öyle diyorlar. Bilmiyorum. Senin var mı ikinci dilin? Yok. Ben Türkçe, İngilizce yeterli. Fransızca biliyorum. Ha? Ya eskiden daha çok biliyordum da onu saldım. Belki salandım ama. Bir yerden sonra hayat şartları. Aynen. Yemek hangi restorandaydı? Meksika restoranındayız diye biliyorum. Şimdi akşam yemeğimizi yemeye geldik ama burada o kadar çok insan var ki, hepsi de çoğu buralı. Çinli var. Başka nereli vardı? Nijerya var. Nijeryalı var. Size ortamı gösteriyorum. Kıvanç burada operasyon yapıyor. Camera.
first burger, guys. Çok iyi ya. Of, kahvaltıma bakın. Woohoo. Çok güzel. Ama çok fazlaymış. Nasıl yiyeceğim bilmiyorum. Küçük bir hangover yaşıyorum. Gözümden belli oldu. Ama neyse ki minibarda hangover kitim hazırdı. Hemen oradan bir vitaminimi falan içtim. Şimdi kahvaltı yapıyoruz. Sonra herkesle 9'da otelde buluşacağız. Sonra günün geri kalanında Bogota'yı bir turistik gezimiz var Bogota'da. Etrafı gezeceğiz. Dağın oradaki dağın tepesinde bir kilise var. İsmini bilmiyorum şu an. Ona falan çıkacağız. Teleferikle. Başka? Downtown Bogota Tour yazıyor. Bakalım nasılmış Bogota. Bu arada dün gece 2'de uyudum. Ve sabah 7'de zınk diye uyandım. Nasıl oldu bilmiyorum. Ama biraz boğazım ağrıyor ve burnum tıkadı. Sanırım jet lag'den dolayı. Yes, and we will move forward. For the end, yeah. For the end. Okay. You two, oh, then we four, oh, then we six, oh, and then cut. Okay. Okay. My uno, dos, oh, you didn't prepare this before. A ver, uno, this one, this is three, three, two, one, oh, oh, oh. 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 Rakı takımı yok edeceğiz, o kadar. Çok iyiydi, çok iyi yazdık. Çünkü arkasında bir hikaye vardı, hikaye şart arkadaşlar. Böyle bir şey yapardık. Uğraştık, çabaladık. Ama günün sonunda kazanan biz olacağız. İki gün sonra bakalım jüri karşısında da umarım tadında iyi sonuç alacağız. Gururluyuz, mutluyuz. Güzel geçiyor günümüz. Buradan da bir Bogota turumuz var. Akşama güzel bir yemek. Ben sevdim burayı. Ben buraya yerleştim. Yeşil, çok yeşil. Meksika'ya göre geçen sene Meksika'daydım. Biraz daha modern binalar vesaire, yani mimari olarak da güzel. O yüzden burada yaşadım diyebilirim. Ama biraz şey, oksijen seviyesi yüksek. O yüzden biraz garip hissediyorsunuz başta. Ama benim mesela alerjim iyi geldi. O yüzden keyifli yerinde yani. O zaman görüşürüz. Diğer tarafa geldim. Bu da kaybeden ekip arkadaşlar. Kaybedecek olan ekip daha doğrusu. Şöyle göstereyim. Bilge de işlerinden. Çek. It's a ballistic ballistic. I like your camera. Really? Bence net mix kazandık bu arada. Kameralarla az önce söyledim. Net kazandık yani. Üzgünüm. Çok güzel bir restorana geldik. Hello. Hey, I want to say hi to all the Turkish people. Açıktan ölüyorum. Ben can bayıldım. Ben yok. Haze efekti. Ne çok iyi oldu.
Ya benim de ağrım. Size mekanı göstereyim birazcık. Çok iyi değil mi? Size etrafı gezdireyim. Çok güzel bir yer burası. Ama o kadar açız ki yemek biraz daha gelmezse bayılacağım. Köfteler. Of. Çok acıktım. Of. Ne? Şuna bakın. O kadar büyük ki. Beklediğimize değdi. Elim kadar. Değdi. Değdi gibi. Şimdi teleferikle bu dağın üstüne çıkacağız. Hava çok güzelmiş. Wow. Yine beynim açıldı. Şu anda metrobüsteyiz. Teleferikteyiz. Teleferik o. Zaten. Oy gelsem de giydim. Ooo. Kupala. Bilge, bayılıyor muyuz? Yok ya, güzel hava, mis. Ferah. Biraz soğuk sadece. Ne? Soğuk biraz. Bir tık, evet. Ama şuna bakar mısın? O zaman röportaj zamanı. İnterview. Yine, interview time. Nefesimi ama konuşurken. Evet, toplamak biraz zor oluyor. Geçiş. Geçiş ya, efekt verdim. Çok iyi. Evet, bir kafa açtı. Şurası çok iyi çıkıyor ya. Bu ne, zindan mı? Burası evet, buraya. Oksijenden bayılanları buraya koyuyorlarmış. Aa, hayır, bu ne biliyor musun? Mezar. Aynen. Fark et. Okey. Çok garip. Buranın içinde mı? İnsan olması şu an. Al biraz da sen. We take the risk. We take the risk. It's okay. We are sharks. It's okay. Yeah, it's... It's all good if there is no guns or something else. Ne anlattın? Ne diyorsun gerçekten? Kafa gitti, ne diyorum. Seviyor bizi ama ya, çok tatlı. Çok seviyor ya, yerim. Biraz zor nefes alıyorum. Şu an. Şurada çok. Bilge şarkı söylüyor. Şimdi onu değerlendireceğiz. Bir bu kameraya da söyleyebilirsen. Bayılacağım. Me gusta esto. Me gusta esto. Küçük bir alaçatı. Evet. Bakacak gücüm kalmadı. Let me hold this for you. Thank you. Oh, I'm sorry. No, no, no. I'll put him on again. Three. Para.
şarkı türkü gidiyoruz işte abi. Daha ne istiyorsun? Kafa yaptı. Bir de kaybediyorum ya. Kapatayım mı? Ne yapıyorsunuz abi? Telepati. Hayır. Kuzular yapıyor ya. Yok, şey keçiler. Evet. Kaldırıyorum. Kaldı. İyi misin? It's a Turkish natural. Bu kadar elat. Normalde çok... Biraz daha sallayalım. Çok üzülüyorsun. Yavaş yap. Bir de... Tamam. Kaldırıyorum. Tamam, evet. Oldu mu? Olmadı. Yine mi olmadı? Olmadı. Benim kafa gitti ama. Ben de sayabilirim. Ya hadi yap. Çok ama asla kitlemedi. Ama bir heyecan oldu. Niye kitledim var? Biz bunu telefonikle yapalım. Mantıklı. Neden acaba çocuğu tavsiye verdin? 10-80 kilo. Damar çıkıyor değil mi? Denize götürdüm. Ağzımdan geçiş yap. Ben de geçişler çektim sen döndürdüm. Bir kısmı sallanıyor yani. Bu arada... Volkswagen Arena. Peki oha.
Kuşluk aldım. Pirita diye bir taş. Görebiliyor musunuz? Fool's Gold deniyormuş. Ve para getirmesi içinmiş bu taş. Ben sadece tipine bakarak beğendim ama şansıma para için alınıyormuş. Zengin olacağım. Buralar ne güzelmiş bu arada. Çok güzel sokaklar. Müzik şey çok güzel. Saat 8 ile aşıyor. Aa bu buguncu mu? Ondan burası patlıyor yani. Evet. Burası patlıyor. 10 yıl önce bu yer parti gelmek çok güzel. Şu an? Eskiden popülerdi yani. Eskiden şey popüler ama iyi popüler. Ha. Şu an sadece küçük bir yolu gibi ya. Evet. Sonunda yürüyoruz ya. Ara evet. Sokaklara falan giriyoruz. İstedin. Çok mutluyum. Bugünkü kombinim bu şekilde. Evet, gözler üzerimizde. Tüm gözler üstünde. Dicho de estatura.
Evet. Kaç peso vermiştin? Alıp kaçmış olmasın. 50. Güzel. Benim hikayem de. Şuradaki kolyelerden almaya karar verdim. Türkiye'de de yapılıyor ama çok şey bulamadık. Ya, adamlar çok kalmadı. Boncuk ya. Yani her yerde boncuk adam. Boncuk adamlar. Evet, boncuk adamlar gerçekten. Evet. Evet. Röportaj mı? Artık aynen. Değerlendim. Kazandın. Evet, gururluyum, mutluyum. Çabaladım. Meksika'ya gidiyorsun. Ay inşallah. İnşallah. Özlemiştim, iyi oldu. Aynen, bir kere daha. Ha, geldi senin. Güzel kapıştık karışımlarımızla. Evet. Senin karışımın ama daha iyiymiş. Ya biraz bence bizim takımla ilgiliydi bu arada. Yani takım ruhu denen bir şey var, biliyor musun? Sen onu say, kontrol et dedin ben. 4, 6. Takım ruhu denen bir şey var. Ve bizde takım ruhu vardı. Evet, bizde yoktu. Koreografi bile yaptık sahneye çıkmak için. Onu da yapamadık. Onu da yaptık bak. Neyse dedik. Zaman kalmadı. Ama çok güzel yarıştık. İnanılmaz güzel insanlarla tanıştık. Evet ya. Omega'ya o yüzden buradan teşekkür ediyoruz. Teşekkürlerimizi. Benim için inanılmaz güzeldi şu 3 gün. Ya gerçekten. Çok yorulduk ama değdi yani. Ya son enerjimizi böyle son damlasına kadar kullandık her gün. Her ama gün. Gerçekten inanılmaz bir deneyimdi. Yani biraz Türkiye'ye benzer bir şeyleri var. İşte familiyel şeyler. O yüzden yabancı hissetmiyorsunuz. Böyle çok farklı bir yer değil misiniz? Sadece İngilizce bizim grup biliyoruz buraya gelenler ama buranın lokalleri İngilizce bilmiyor peki. Herkes bize ne kadar İngilizce konuşuyorsunuz falan dedi. Bir jetlag'le indik biz. Evet ya sen 14 saat uçak. Yok olmuştu. Buradan geçemeyeceğim. Ben nefes alamıyorum. Geçemiyoruz. Oradan geçelim. Ama hızlı topardım. O şeyle elektronik neydi? Elektrolit su var. Evet. Şey yani içindekilere ben baktım da anlamadım. Ama o bizi toparlattı. Sonra ilk gün çok güzel bir böyle event yapmışlar. Herkese tanıştık. Herkes kendi dilinde işte bir şeyler, kelimeler öğretti birbirine falan. İkinci gün ne yaptık? Zaten sabah erkenden kalkıyoruz, kahvaltı. Ondan sonra bu son günkü yarışma için provaya falan gittik. Zaten bütün program aslında bunu hazırlandık yani. 3 gün boyunca bu evet. Yarışmaya, global bir yarışma vardı. Toplamda 4 ülke katıldı. Evet. Bu arada şundan da bahsedelim. Lucha Libre diye bir şey var. Büyük seviyedir. Maskeli. Meksika'ya özgü bir şey değil mi? Evet, evet. Burada da Kolombiya'da da onun bir eventi. Aynı zamanda bizim de hem Rudos hem Teknikos olarak yarıştığımız bir şeydi. Aslında birleştirdiler yani. Bir yerde güreşler yapılırken, Lucha Libre yapılırken bir yanda da bu karışım yarışması vardı. Evet ve takımların ismi de Lucha Libre'deki normalde sporcuların kendi iki tür sporcu varmış. Şimdi yanlış olmasın. Evet, bu evet. Dostlar bir tık daha böyle agresif, bir tık daha böyle... Ama şey, yani kabadayı ama hani koruyucu kabadayı evet. gibiler. Teknik olsa anlaşıldığı gibi teknikle ilerleyen bir şey. Onlar daha iyi olanlar, iyi olan taraf. Bizim ama takım olarak karışımımızda evet. Ve sahnede hiç tekniğimiz yoktu. O yüzden onlar kazandı. Ama 200 oyla falan kazandılar. Öyle mi? Evet. Ben sonuçları bilmiyorum. Gerçekten mi? 200 oy varmış arada. Evet. Oha. Sende. Vay be. Evet ama çok güzeldi. Olsun, güzel geldi. Evet. Türkiye kazandı. Evet. Bizi çok sevdiler. Vallahi çok sevdiler. İyi anlaştık ya. Yani. Bizi sevmeyecekler anlaştıklar. Evet. Şimdi sakin sakin bu 3 gün neler yaptığımızı konuşabiliriz. Artık Kolombiya gezimizin sonuna geldik. Ben de size böyle oturup birazcık neler yaptık daha rahat rahat bahsedeyim istedim. Çünkü gerçekten hiç durmadan gezdik 3 gün boyunca ve hiç durmadan bir şeylerle uğraştık. Bu yüzden videoda çok fazla konuşamadım. İşte neler yaptığımızı anlatamadım size. Ama Omega'yla beraber gerçekten inanılmaz güzel bir 3 gün geçirdik Kolombiya'da, Bogota'da. Hava da çok güzeldi, yağmurlu gösteriyordu sürekli ama hiç yağmur yağmadı, çok az yağdı bir ara.
Çok heyecanlıydım zaten. Jet lag nedir ne değildir onu bile bilmiyordum yani. Oraya gittiğimizde de jet lag yaşama lüksümüz yoktu açıkçası. Çünkü 3 gün boyunca hiç durmadan aktivitelerdeydik, bir şeyler yaptık hep beraber. Oradaki işte Şile'den, Çin'den, Türkiye'den, Kolombiya'dan, oralı olanlarla bir sürü insanla tanıştık. İnanılmaz keyifliydi hepsi. Orada tanıştığım herkes gerçekten çok sıcakkanlıydı. Herkes çok böyle misafirperverdi. O yüzden hiç yabancılık yaşamadım yani. Lokalleriyle falan konuşurken tabii ki İngilizce bilen çok az insan vardı ama orada bizi karşılayan ekip ve hep beraber etkinliğe katıldığımız ekibin hepsi İngilizce bildiği için tek üzücü şey oradaki insanlarla bir daha nasıl görüşeceğim bilmiyorum. Instagram'dan takipleşiyoruz, arada konuşacağız ve konuşuyoruz ama düşünsenize böyle hani neyse Avrupa'daki arkadaşlarımla bir şekilde görüşebilirim ama yani Güney Amerika'daki arkadaşlarımla bir daha nasıl görüşeceğim bilmiyorum şu an. Beni bir tek o biraz üzüyor. Gerçekten veda ederken biraz üzüldüm buna. Çünkü bir daha onları görememe olasılığım var falan. O kadar sevdim yani. Gerçekten çok güzel bir 3 gün geçirdik. Bogota'nın rakımı 2000 metre falan olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. 2500 falan olması lazım. Böyle Soro Roche denen bir yanlış söylemiyorsam ismini altitude sickness varmış yani şey yükseklikten dolayı bir rahatsızlık yaşıyorsun. Bu bazı insanlarda çok feci böyle çok daha nasıl denir yoğun yaşanabiliyormuş. Bende neyse ki Kıvanç'ta öyle çok bir şey olmadı da bende bayağı bir şey oldu, nefes alamıyorum gibi hissettim rakımdan dolayı. Arada 8 saat fark var Türkiye ile Kolombiya arasında. Bir o garipti çünkü ben bir şeyler paylaşırken siz ya yeni kalkmıştınız ya yatıyordunuz, uyuyordunuz, böyle orada bir gariplik oldu. Ama onun dışında bayağı güzel şeyler paylaştım. Instagram'da da Omega'nın sayfasında da görmüşsünüzdür. Ayrıca highlights'ıma da ekledim orada yaptığımız şeyleri. O yüzden oraya da bakabilirsiniz. Önce havalimanında bizi Lucha Libre maskeli ve taytlı şöyle adamlar karşıladı. Bilmiyorum görebiliyor musun? Gittiğimiz orada 2000 kişinin olduğu bir etkinlik vardı. Orada da Lucha Libre gösterisi oldu. O da çok keyifliydi. Ben bir tık daha böyle hani gerçekten dövüşürler, güreşirler sanıyordum ama biraz daha şov. İşte hareketleri göstermek amaçlı daha da yavaş yavaş yapıyorlardı böyle birbirlerini incitmeden. Ama orada inanılmaz bir atmosfer vardı. Bu 3 gün zaten tamamen o aslında etkinlik için şey yaptık, oradaydık. İlk gün çok güzel böyle herkesin tanıştığı bir etkinliğe gittik. Orada hepimiz birbirimize işte tanıştık, kim ne yapıyor konuştuk falan. Ondan sonra ikinci gün workshop'umuz vardı. Kendi karışımlarımızı yaptığımız. Bu arada olay şu. Lucha Libre'de, şimdi çok da konuya aşırı hakim değilim ama bildiğim kadarıyla sporcuların iki tür sporcu oluyor Lucha Libre'de. Biri Rudos, diğeri de Teknikos. Rudoslar daha böyle agresif, daha işte onların karakterleri bir tık daha agresif olarak tanımlayabiliriz. Rudos diye tanımlayan kendini sporcuların. Teknikos diye kendi Teknikos olarak tanımlayan sporcular da Lucha Libre'de daha adı üzerinde teknikle uğraşan şey oluyor, tür diyelim. Bizim de iki takımımız vardı. Kıvanç ile beni ayrı takımlara koydular. Ben Teknikos'taydım, Kıvanç Rudos'taydı. İki grup da ikinci gün kendi karışımlarını yaptı ve bu karışımlar üçüncü gün yani o etkinliğin olduğu gün 2000 kişi tarafından oylandı ve en iyisi seçildi. Ben kazanamadım. Kazanan bu arada Meksika'ya gidiyordu. Kıvanç gidecek, Kıvanç'ın olduğu takım. Kıvanç zaten Meksika'ya gitmişti ama bir daha gidecek. Ama ben de Tomorrowland'e gittim. O da çok güzeldi. Böyle karışımlarımızı yaptık. İşte bir sürü meyveler var. Yani hiç daha önce tatmadığım bir sürü meyve suyu ve meyve denedim. İnanılmazdı. Ondan sonra şu da benim takımım. Şöyle göstereyim. Çok parlıyor ama şöyle bizim takım. Ondan sonra burada da karışımımı yapıyorum. Görüyorsunuzdur belki. Görebiliyor musun? Parlıyor mu? Burada da karışımlarımı yapıyorum.
İnanılmaz workshop da çok güzeldi. Bizi zaten yemek yemeye falan götürdükleri, hem öğlen yemeği hem akşam yemeğine gittiğimiz yerler inanılmaz güzel. Bir tanesi böyle bir yerdi. Şöyle göstereyim. Görebiliyor musunuz? Böyle bir yerde, eski böyle sanki her şey dekor gibi mekanda. İnanılmaz güzel. Downtown Bogota turu yapacaktık ama biraz zamanımız kalmadı ama. Orada çok güzel bir steak yedim bu arada. Yemek de inanılmazdı. Sonra yine aynı gün. Bu arada her yerde mango satıyorlar ve adamlar mango 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 diye dolaşıyor. O da çok böyle değişik gelmişti bana. Şöyle mesela göstereyim size. Her yerde böyle mango şeyleri var, standları. Görebiliyor musunuz? Ve mango yiyemedim. Çok istiyordum yemek ama gerçekten oradan oraya oradan oraya o kadar çok gittik ki mango yemeye zaman kalmadı. Monserrate diye bir dağ var. Orası da tüm Bogota'yı böyle yukarıdan görebildiğiniz bir dağ. İnanılmaz güzel teleferikoyla çıktık, öyle yazıyordu orada. Çok, o da çok güzeldi. Sadece gerçekten zaten o şey Sororoşe dedikleri Sororoşe dedikleri o nefes alma zorluğunu Bogota'nın normal şartlarında yaşarken dağda artık böyle bir adım atıyoruz. Hepimiz şeyiz böyle. Yani Kolombiyalı olmayanlar en azından nefes almakta gerçekten zorluk çekiyorduk. Orada çok ince bir hava olduğu için. Ama Bogota'yı böyle yani bütün şehri görebiliyorsunuz dağdan. Orası çok bayağı güzeldi. Ondan sonra çok güzel fotoğraflar çekildik orada. Eğlendik böyle ekipçe videolar çektik. Bayağı güzeldi. Ondan sonra ne yaptık? Akşam bir yere gittik. Adı neydi? Hemen söylüyorum. Kasada Andre Carne de Res diye bir yer. Burası gördüğüm en güzel böyle restoran barlardan biriydi açıkçası. İnanılmaz böyle içi mükemmel. Yani gerçekten her yer böyle fotoğrafını çekmelikti. Her yerde bir şey var böyle. İnsanlar dans ediyor ama nasıl dans ediyorlar size gösteriyorum. Bir dakika. Böyle dans ediyorlar. Reggaetonla. Bize de reggaeton bu arada Kıvanç Hanım'ın böyle şey gibi geliyor. Sanki aynı şarkı 4 saat boyunca aynı şarkı çalıyormuş gibi geliyor. Ama onlar için bütün şarkılar farklı ve hepsini çok seviyorlar. Hepsini ayrı dans ediyorlar. Hepsini bir ağızdan söylüyorlar falan. Orası da çok güzeldi. Birkaç tane şarkı hatta şazamladım. Ondan sonra birazcık zamanımız kaldı. O yüzden şehirde azıcık gezebildik. Etrafa böyle bakabildik. Çünkü çok fazla gezememiştik. Bir sürü etkinlik yaparken. Etkinlik gününe gelince, etkinlik günü de çok büyük bir etkinlik. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk bu arada. Yani kendi adıma konuşup ben hani böyle bir etkinlik beklemiyordum. Böyle ortada bir ring. Lucha Libre yapılıyor. İşte yukarıda paneller, sağda solda insanlar, herkes bizim karışımlarımızın tadına bakıyor vesaire. O kadar güzeldi ki gerçekten böyle bir rockstar gibi hissettim. Sahneye falan çıkıyoruz işte. İspanyolca anlasam keşke ve biraz konuşsam keşke. Ama işte takımlar böyle bir sürü şeyler yapıyor. Dans ediyoruz sahnede, insanlar bizi izliyor işte falan. Bizim yanımızda takım arkadaşlarımız Kolombiyalı olanlardan, çok takipçisi olanların falan takipçileri onlarla fotoğraf çektiriyor. Çok değişikti yani. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Ama inanılmaz eğlenceliydi. Gerçekten baya baya eğlendik yani. Sonuna kadar yaşadık. Hiç hani uykusuzluk bizi vurmadı yani. Çünkü dedik ki Kolombiya'dayız. 3 günümüz var. Sonuna kadar yaşamamız lazım ve gerçekten sonuna kadar yaşadığımızı düşünüyorum ben. Hatta keşke böyle 1-2 gün daha olsaydı da birazcık da şehri görüp belki Kolombiya'da başka yerlere gitme şansımız olsaydı ama bu bile gerçekten inanılmaz bir tecrübeydi yani. O yüzden bana bu şansı tanıyan ve bizi buna getiren
Olmega ailesine çok teşekkür ediyorum. Tomorrowland de harikaydı, bu da harikaydı. Hayatımdaki en güzel anların hep başlangıcı Olmega ile oluyor gerçekten. O yüzden bu sweatshirt'ı hiç yanımdan ayırmayacağım. Bana şans getiriyor. Evet, böyle. Size bir de Kıvancı'nın fotoğrafını göstereyim. Çok havalı çektim çünkü. Ama ona airdroplamayı unuttum. Nice. Bu arada Lucha Libre maskelerimiz falan var. Bir dakika size gösteriyorum hemen. Bir saniye. Heh. Geldim. Şöyle bir maskemiz var. Bu benim tek takımım. Teknik olsun maskesi. Çok havalı değil mi? Arkadan şöyle bağlamak gerekiyor ama. Teknikos! Of ya, kazanamadık. Kıvancın bagajını atlayıp gidebilirim Meksika'ya. Ama çok güzeldi gerçekten. O yüzden tekrar tekrar Olmega'ya teşekkür ederim. Canım Olmega ailesi. İnanılmaz bir tecrübeydi. Çok güzeldi her şey. Çok mutluyum. İnşallah bir daha gideriz, bir daha görürüm tanıştığım insanları, o ortamlarda bir daha hep beraber eğleniriz. Gerçekten asla unutamayacağım bir tecrübeydi. Böyle bir Kolombiya macerası geçirdik. Gerçekten inanılmazdı. Videolardan da anladığınız üzere inanılmaz güzel. Çok eğlendim. Siz de umarım videoyu izlerken biz de oralara kadar gelmiş gibi hissetmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Biz gerçekten çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bir sonraki macerada umarım sizle yine görüşeceğiz. Hepinizi öpüyorum.